Eğitim Vadisi yayınları TYT Matematik Planla Ders Bölülerinde 38. Föydeyiz. Konu başlığımız fonksiyonlar. 4 ünite boyunca, 4 föy boyunca fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle fonksiyonların tanımıyla başlayalım. Fonksiyon A ve B gibi iki tane kümemiz var. İkisi de boş kümeden farklı kümeler olmak zorunda. Burada A kümesinden herhangi bir eleman alıyoruz. B kümesinden bir elemanla eşleştiriyoruz. Buna A'dan B'ye bir fonksiyon diyoruz. Tabii ki tüm eşleşmeler bir fonksiyon değildir. Öncelikle fonksiyonları küçük f, g, h gibi küçük harflerle gösteriyoruz. f a'dan b'ye bir fonksiyondur şeklinde okuyoruz. Buradaki a kümesi tanım kümesidir. b kümesine de değer kümesi diyoruz. Sonrasında almış olduğu a kümesinin tüm elemanları için aldığı değerleri de görüntü kümesi diyeceğiz. Şimdi bir örnek yapalım. a kümesi 1, 2, 3'ten oluşuyor. b kümesinde 1'den 5'e kadar rakamlar var. Buradaki a kümesi 1, 2, 3 kümesi tanım kümesidir. B kümesindeki tüm elemanların olduğu kümeye de değer kümesi diyoruz. Ancak bakın buradaki 1 ve 5 eşleşme durumunun dışında kalmış. 2, 3 ve 4'ün olduğu kümeye de görüntü kümesi diyoruz. Tanım kümemizde 1, 3, 5 var. Görüntü kümemizde 1, 3, 7, 11, 13 var. F A'dan B'ye bir fonksiyondur. Fx eşittir 2x artı 1 şeklinde cebirsel bir ifade. Bu bir fonksiyon. Buradaki tanım kümemizi istiyor bizden. Yukarıdakine ne dedik? Zaten tanım dedik. Aşağıdakine ne dedik? Değer kümesi dedik. Şimdi burada x gördüğümüz yere 1, 3 ve 5 değerlerini yazacağım. 2 çarpı x dediği için 2 ile çarpıyorum. 1 ekle dediği için buraya 1'leri ekliyoruz. Buradan 3, aşağıda 7, en sonunda da 11. Bu değer kümesinde 5 tane elemanımız var ancak burada görmüş olduğunuz gibi görüntü kümemizde de arkadaşlar sadece 3, 7 ve 11 var. Hepsini almak zorunda değiliz. Bir eşleşmenin, bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için A kümesinde yani tanım kümesinde hiç boşta bir eleman kalmaması gerekiyor. Açıkta hiçbir eleman kalmayacak. Sonrasında tanım kümesindeki bir elemanın arkadaşlar B kümesindeki herhangi bir elemana karşılık gelebileceğini biliyoruz. Birden fazla 2 3 tane elemanla eşleştiği zaman bu bağıntı bir fonksiyon değildir. Mesela burada bakalım. Birinci de A kümesinde hiç boşta eleman kalmamış. Bu tamam. İkinci de C açıkta kaldığı için, kullanılmadığı için bunu iptal ediyorum. Sonrasına bakıyorum. B kümesinde boşta eleman kalabilir ancak herhangi bir eleman iki elemana gidemez. Böyle bir durumda olmadığı için her iki olasılığa da özelliği de sağladığı için bu bir fonksiyondur. F fonksiyondur diyebiliriz. İkinciyi zaten eledik. G fonksiyon değildir dedik. H'a bakalım. H fonksiyon mudur? Burada bir eleman arkadaşlar hem 7'ye hem de 10'a gittiği için bu da bir fonksiyon değildir. En sondakine bakalım. Yine 1 ve 2'nin bir tane ortak bir görüntüsü olabilir. Bunda sıkıntı yok. 3 elemanı C'ye gitmiş. B ve D boşta kalmış. Burada da bir sıkıntı yok. Yani 1 ve 4 fonksiyondur. 2 ve 3 fonksiyon değildir şeklinde söyleyebiliriz. Burası da fonksiyondur yazalım. A kümesi tanım kümemiz 1, 2, 3. B kümesi de A, B, C olacak şekilde verilmiştir. A'dan B'ye bağıntılardan kaç tanesi fonksiyon belirtir? A kümesindeki 1, 2 ve 3'ü ilk terim olacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Herhangi biri boşta kalamaz. Mesela burada 3. ifadede 3 rakamını kullanmadığımız için bu iptal, bu bir fonksiyon belirtmez. Dördüncü de arkadaşlar bakın 1, 2, 3 yazalım. Şu şekilde venşeması yapalım. Diğerine de abc diyelim. A'dan b'ye bir fonksiyon. 1 a'ya gitmiş. 3 c'ye gitmiş. Bakın 3 tekrar bir de a'ya gitmiş. Burada tek bir elemanın 2 tane görüntüsü olmayacağını biliyoruz. Bu fonksiyon olma özelliğini yitirmiş. Birinci ifadeye baktığımızda hepsi farklı elemanlara gitmiş. Zaten burada hiçbir sıkıntı yok. Birinci fonksiyondur. İkinci için tekrar venn şeması çizelim. Buradaki 1, 2, 3'ü yerleştiriyorum. A, B, C diyorum. 1 A'ya gidiyor. 2 B'ye gidiyor. 3 A'ya gidiyor. B kümesinde boşta eleman kalabilir. A kümesindeki 1 ve 3'ün tek bir görüntüsü olabilir. Burada da bir sıkıntı yok. Bu da bir fonksiyondur. Hangileri fonksiyon belirtir demiş. Burada bakın tanım kümemiz 1, 3, 5. Değer kümemiz 1'den 5'e kadar olan rakamlardır. Burada fx eşittir x artı 2. 1 için 1 artı 2, 3 için 3 artı 2, 5 için 5 artı 2 olacak şekilde yazalım. Buradaki elemanlarımız 3, 5 ve 7'dir. Bakın buradaki görüntülerimiz ne olmalı? 3, 5 ve 7 olmalı birinci fonksiyona göre. Burada 3 var, 5 var, 7 yok. 7 olmadığı için birincisi bir fonksiyon değildir. İkincisine bakarsanız g fonksiyon mudur? Doğal sayılardan tam sayılara tanımlı. Burada x0 için bir doğal sayı olduğu için değeri verdiğimizde g0 eşittir. 0 artı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2. 1 bölü 2 buradaki z'de yani tam sayılarda var mı? Hayır bu bir kesirdir. Dolayısıyla ikinci de ne yapmıyor arkadaşlar? Bir fonksiyon belirtmiyor. Üçüncüye bakalım burada h z'den z'ye demiş yani tam sayılardan tam sayılara. Z herhangi bir tam sayı burada x gördüğümüz yere atıyorum 0 yazdığımızda sonuç eksi 2. 1 yazdığımızda eksi 1. 2 yazdığımızda 0. Yani bir tam sayının 2 eksi daima bir tam sayı olacağı için üçüncüsü bizim için bir fonksiyondur. Dördüncü de arkadaşlar bakın. Burada n yazmış büyük harflerle göstermiş sorun değil. Normalde küçük harflerle gösterilir. Reel sayılardan reel sayılara tanımla. Reel sayılar neydi arkadaşlar? Tüm sayıları kapsıyordu. Burada bakın nx fonksiyonu eşittir kök x demiş. Biz buradaki tanım kümesinde reel sayılarda eksi 1'i kullanabiliyoruz. Ancak burada kökün içerisine eksi biri yazdığımız zaman bu kompleks sayılardan bir sonuç çıkacak arkadaşlar. Reel sayı değildir. Dördüncü ifadeyi de ne yapıyoruz? Eliyoruz fonksiyon değildir. Bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını belirlemek için arkadaşlar tanım kümesi üzerinden y eksenine paralel doğrular çiziyoruz. Çizdiğimiz zaman bu doğrular grafiği Sadece bir noktada kesiyorsa bir fonksiyondur. Birden fazla noktada kesiyorsa ya da hiç kesmiyorsa fonksiyon değildir. Bunu da örnek üzerinde görelim. Mesela burada bakın y eksenine paralel olacak şekilde böyle bir tane mavi çiziyorum. Bir tane de burada çiziyorum. Bir tane de şuradan çizelim, üzerinde çizelim. Bakın burada küçük a ve küçük b gibi iki farklı yerde kestiği için bu bir fonksiyon belirtmez. Burada tek bir noktada kesiyor. Buradan indirmiş olsam yine tek bir noktada kesiyor. Bu bir fonksiyon belirtir. C için arkadaşlar bakarsanız, buradan çizmiş olsaydım hiçbir noktada kesmiyordu. Tam üzerinden y'ye paralel bir doğru çizdiğim zaman sonsuz tane ortak noktaları var. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Fonksiyon olmuyor. A ve B gibi iki tane boştan farklı kümemiz var. A'dan B'ye bir fonksiyonumuz var. Kaç farklı fonksiyon yazılabilir dediği zaman B'nin eleman sayısı üzeri A'nın eleman sayısı. Mesela bakın burada 5 tane elemanımız var. Tanım kümemizde 3 tane eleman var. 5 üzeri 3 yani 5 çarpı 5 beş çarpı 5'ten 125 tane fonksiyon yazabiliriz. Burada ven şemamızı oluşturalım. Şöyle 2 tane çember yapalım. Bu A kümesi olsun. Diğeri de B kümesi olsun. A kümesinde 1, 2, 3 elemanlarımız var. B kümesinde A, B, C, D elemanlarımız var. Burada A'dan B'ye tanımlı dediği zaman direkt burada 4, burada 3 olduğu için 4 üzeri 3 derdik. Fakat burada F1 eşittir A demiş. Yani 1 sadece A'ya gidebiliyor. Şimdi burada biz 1'i sadece A'ya gidiyor derken B'ye gidemeyeceğini söylemiş olduk. Bunu tekrar geri alalım. Bunu yazamayız. Şöyle bir daha geri alalım. Tamam. Şimdi bir elemanı arkadaşlar artık kullanım dışı. Bir elemanını iptal ediyoruz. Peki 2A'ya gidebilir mi? 3A'ya gidebilir mi? Gidebilir. Bunda sıkıntı yok. Yani A kümesindeki B kümesindeki A elemanını silmiyorum ancak buradaki A kümesindeki biri siliyoruz. Şimdi bunu da geri alalım. Geriye kaç tane elemanımız kaldı arkadaşlar? Buna bakmamız gerekiyor. Buradaki 4 eleman hala kullanımda. Şuradaki biri sildiğimiz için 2 tane elemanımız var. O zaman kural gereği 4 üzeri 2 eşittir 16 tane tanımlı fonksiyonumuz vardır. Çıkmış bir sorumuz var. A kümesi ve B kümesi verilmiş. Buradaki küçük A, büyük A kümesindeki herhangi bir eleman. Mesela 1 gibi, 2 gibi, 3 gibi bir eleman. Burada şu koşulu sağlayan kaç tane fonksiyon vardır diyor. A için biz 1 yazalım. 1 artı f1 küçük eşittir 6 burada f1 küçük eşittir 5 yani fonksiyonun sonucu 5 ya da 5'ten küçük olacak yani buradaki 4 farklı değeri de alabilir buraya 4 değer alır diyelim sonrasında a için büyük a kümesinden biri aldık şimdi 2'yi alalım 2 artı f2 küçük eşittir 6 f2 küçük eşittir 4 olacak şekilde burada bakıyorum 2, 3 ve 4 yani burada 3 farklı değer alır diyebiliriz. Son olarak burada a eşittir 3'ü yazıyorum. 3 için 3 artı f3 küçük eşittir 6. f3 küçük eşittir 3 diyorum. Burada bakın 2 ve 3 değerlerini alabilir. Yani 2 farklı değer alır. Şimdi bunların her birini 4, 3 ve 2'ye çarptığımız zaman toplamda 24 tane fonksiyon tanımlanacağını görmüş oluruz. Fonksiyon verilmiş F2'yi soruyor. Burada parantez içinde x var. Burada 2 var. Yani burada x gördüğünüz yere 2 yazın demek istiyor. Demek ki F2 eşittir. 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, eksi 2. Yani 4 artı 4 eksi 2'den cevabımız 6'dır. Başka bir çıkmış sorumuz var. Burada parantezin içerisinin 3 olmasını istiyoruz. x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir 3. İçler dışlardan 3x artı 3 eşittir x eksi 1. Denklemi çözüyorum. 2x eşittir eksi 4. x yerine demek ki eksi 2 yazılması gerekiyor. Şimdi x yerine eksi 2 yazdığımız zaman burası ne olacak? f 3 eşittir. Burada da x gördüğümüz üzere eksi 2 yazıyoruz. Paranteze alıyorum burada bir üst ifade olduğu için. Bakın yine paranteze alıyorum başında bir eksi olduğu için. Artı 2. Burası 4. Eksi ile eksi yan yana gelince artı yapar demiştik. 4, 6 toplamları buradan 8 yapar. Bakın burada parantez içerisi kaça eşit olmalı? 2'ye eşit olmalı. x küp eksi 7x eşittir 2. Burada x'in değerini bulmaya çalışmayın. Bu bizim için yeterlidir. Neden? Buraya bakın sağ tarafa baktığımız zaman f2 eşittir. 4x3 4 x küp eksi 28 x de 4'ler ortak. 4 parantezine aldığımız zaman Şöyle bir ifade olacak. Bakın ne yapmıştık? Biz bunun 2'ye eşit olduğunu bulmuştuk. 4 çarpı 2 artı 1'den f2'nin sonucu 9 gelir. Güzel bir çıkmış sorumuz var. Şöyle bir yıldız hak ediyor. Gerçek sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon fx eşittir x eksi n. Peki buradaki n ne demek? n burada arkadaşlar x elemanıdır. Kapalı parantez değil. Bakın yarı kapalı bir parantez vermiş burada aralık verilmiş. N ile N artı 1 arasında bir sayı. Mesela şurada F1 için konuşalım. F1 eşittir. 1 eksi N. Buradaki 1 arkadaşlar hangi aralıktadır? 1 ile 2 aralığındadır. Yani N gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Yani buradan 1 eksi 1 eşittir. 0. Peki buradaki F7 bölü 3 ne demektir? F7 bölü 3 eşittir. X gördüğüm yere 7 bölü 3 yazıyorum. N'yi bilmiyorum. 7 bölü 3 hangi aralıktadır? Bunu söylememiz gerekiyor. 7 bölü 3 2 tam 1 bölü 3 olduğu için 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Yani ne gördüğüm yere şimdi 2 yazayım. 7 bölü 3 eksi 2. Buradan da düzenlerseniz burası 1 bölü 3'tür. İkisi tamam. Son bir tane daha kaldı. F 13 bölü 6 demiş. Burası da 13 bölü 6 eksi n'dir. 13 bölü 6 2'ye yakın bir sayı olduğunu görüyorum. Bu sayı 2 ile 3 arasındadır. Yani burada da en gördüğüm yere 2 yazacağım. 13 bölü 6'dan 2'yi çıkardığım zaman paydaları eşitleyin 1 bölü 6. Sonuç olarak 0 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 payda eşitlerseniz burası 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 gelecek cevabımız aşık. A kümesi ve B kümesi var arkadaşlar buradaki fonksiyonumuz F A'dan B'ye olacak şekilde. Tanım kümesini ilk defa vermemiş. Buradaki neyi vermiş? Görüntü kümesini vermiş. Fonksiyonumuz 2x artı 1. Sonuçta arkadaşlar 2x artı 1'i x'i bilmiyorsak sonuçlarını biliyoruz dedik. 1, 3, 5, 7 gibi. 1 verdiğimiz zaman x'i 0 buluruz. 2x artı 1'i 3'e eşitlediğimiz zaman buradan x'i 1 gelecek. 2x artı 1'i 5'e eşitlediğimiz zaman x'i 2 bulacağız. 2x artı 1'i son olarak 7 ve 9'a eşitlediğimiz zaman burada 2 tane daha değer bulacağız. Eşittir 9, x eşittir 4. Bu ara işlemleri artık uzatmamıza gerek yok. Buradaki tanım kümemiz arkadaşlar A kümesi x'lerimiz 0, 1, 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. 0, 1, 2, 3, 4 diyebiliriz. Verilen fonksiyonların en geniş tanım aralığını, tanım kümesini bulalım diyor. Tanım kümesi dediğimiz zaman biz x'lerin alabileceği değerlerden bahsediyoruz. Burada bakın bu fonksiyonun tanımsız olabileceği bir durum yoktur. Yani buradaki tanım kümemiz tüm reel sayılardır diyebiliriz. Ancak aşağıdaki fx'e baktığımız zaman bu bir kesirdir. Kesirin paydası sıfırdan farklı olmalı. Yani x buradaki tüm reel sayılar değil de reel sayılardan eksi 4 olacak şekilde bir tanım kümesi ifade edebiliriz. Peki aşağıdakine bakarsanız bunları ABC şıkkı diye söyleyelim. C şıkkına geldiğimiz zaman burası bir köklü ifade derecesi karekök çift olduğu için içerisi negatif olamaz. Yani şu ifademiz büyük eşittir sıfır olmalı. Mutlak değeri sağa attığımız zaman x artı 3 küçük eşittir 2. Yani burada mutlak değeri çözmemiz gerekiyor. O zaman bu içerideki ifade artı 2 ile eksi 2 aralığında. Yani 3 çıkarıyorum buradan. Eksi 5 küçük eşittir. X küçük eşittir. Eksi 1. Yani bunu ne diyoruz? Şöyle eksi 5 eksi 1 kapalı aralığında bir tanım kümesi diyoruz. D şıkkına gelelim. Burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi derecemiz 2 derecemiz 5. Derece 5 olduğunda burada herhangi bir özel durum yoktur. Çünkü 5 tek bir sayıdır. Derecesi çift olduğu zaman içerideki ifadenin ne dedik az önce? Büyük eşittir 0 olacağını söyleyebiliriz. Bu da x büyük eşittir eksi 4. Bunu daha güzel yazarsak eksi 4 ile sonsuz arasında değerlerdir. E şıkkına gelelim. Burada paydamız öncelikle 0 olamaz. Burası x artı 2 eşit değildir 0. x eşit değildir eksi 2 diyelim. Sonrasında burada karekökümüz var. İçerideki ifademiz 0'dan büyük eşit olacak. X'i bu tarafa attığımız zaman X küçük eşittir 2. Yani 2'den küçük olan sayılarımız var şu şekilde. Ancak bunların içerisinde şu eksi 2 değerini çıkarıyoruz. Tanım kümemizi de bu şekilde en sade haliyle yazmış oluruz. F eksi 1'e 3 aralığında bir tanım kümemiz var. R de bizim için buradaki değer kümemizdir diyor. Görüntü kümesini bulunuz. Eksi 1 ile 3 aralığında. Eksi 1 için 4 çarpı eksi 1 artı 2'den en küçük değerimiz eksi 2'dir. Peki 3 verdiğimiz zaman ne olur? 4 çarpı 3 12. 2 ekle 14. Yani yine bakın parantezlere dikkat ediyoruz. Burası yarı açık bir aralıktır. Eksi 2 ile 14 aralığında bir görüntü kümemiz vardır. Fonksiyonların en geniş görüntü kümesi yani görüntü kümesinde burada alabileceğimiz sonuçlar x değil de fonksiyonların sonucu. Burada herhangi bir reel sayı verdiğimiz zaman 2 ile topladığımız zaman yine sonsuz tane farklı bir reel sayı buluruz. Peki 5 hakkında durum nasıl? Burada x eksi 3'ün karesi diyor. Herhangi bir sayının karesi k gibi bir sayının karesi büyük eşittir 0'dır. Üssü çift olduğu için negatif değer alamaz dedik. Burası büyük eşittir 0 artı yanında da bir 4 var büyük eşittir 4. Bunu böyle yazmayız da ne deriz? 4 karali, e, köşeli parantez yaparız. Bu şekilde sonsuz dediğimiz zaman görüntü kümesini elde etmiş oluruz. Yine aynı mantıktan C şıkkına geldiğimiz zaman bir sayının karesi neydi arkadaşlar? Alabileceği en küçük değer 0'dır. Şöyle yazalım. x eksi 1'in karesi büyük eşittir 0. Başında bir eksi var. Eksi her iki tarafa çarptığımız zaman küçük eşittir sıfır olur. Yanında bir ikimiz daha var. Şu şekilde ekleyelim. Artı 2. Küçük eşittir. 0 artı 2'den 2'dir. Yani fonksiyonumuz 2 iki ve 2'den küçük sayılar. Yani eksi sonsuz virgül 2 aralığında bir görüntü kümümüz vardır. Yine en sonunda D şıkkımız var. 2 çarpı kök x kare falan filan demiş. Öncelikle 1 eksi x kare derecemiz çift olduğu için sıfırdan büyük eşittir. Yani buradan 1 büyük eşittir x kare. Bu köklü ifadenin sonucu içerisi en az sıfır olabileceği için 2 çarpı sıfırdan alabileceğimiz en küçük değer sıfırdır. Peki alabileceğimiz en büyük değer nedir arkadaşlar? Burada x yerine 0 değerini verdiğimiz zaman 2 çarpı kök içerisinde 1 eksi 0'ın karesi olacaktır. Burası da 2 gelecektir. Yani alabileceğimiz en küçük değer 0, en büyük değer de 2'dir. Yani görüntü kümemiz 0'a 2 kapalı aralığı olacak şekilde yazılır. Bakın buradaki A şıkkı ile B şıkkında tanım ve görüntü kümeleri istenmiş. B şıkkında bu şekilde eğriler varken A şıkkını direkt nokta nokta vermiş. Buradaki ayrıma dikkat edelim. A şıkkındaki tanım kümesi yani x'lere bakıyorum. Şu nokta eksi 1. Burada x'imiz şurada yok 0 onu atlamayalım. Şuradaki x'imiz 1'dir. Diğerindeki x'imiz gördüğünüz gibi 2 ve 3. Bunlara ne diyorum? Tanım kümesi diyelim. Bir de görüntü kümesini istiyor. Görüntü kümesi de y'lerdir arkadaşlar buradaki. Bu 3'e gitmiş. Sonrasında 2'yi görüyorum. 3 2. Şunların her birinde de arkadaşlar sadece 1'e gittiği için şurayı uzatmayalım. 1 2 3 diyelim. B şıkkındaki farkı söylemiştik. Burada tanım kümemesi arkadaşlar TK diyelim eşittir x'ler. Öncelikle x4 ile 0 aralığında gidiyor. 0'dan sonra sonsuza kadar devam ediyor. O zaman bunu ne diyelim? Eksi 4 virgül sonsuz diyelim. Sonsuzun önü köşeli olmaz. Daima açık olur. Onu da belirtelim. Peki burada eksi 4'te neden şu şekilde yazmadık? Böyle bir yazım olmadı. Çünkü içi boş olduğu için bu eksi 4 noktası bize dahil değildir. Bunu da çarpı koyalım. Sonrasında arkadaşlar görüntü kümemizde ne var? Y'ler vardı. Y'ler şurada bakın eksi 2 ile şurada neresi kadar? 2 arasında bir değer alıyor. Eksi 2, 2 aralığında birleşim. Sonra 2 ile 3 arasında hiç değer almamışız. 3'ten devam etmişiz. Sonsuza kadar çıkmış. Yani 3 burası arkadaşlar ne olacak? Köşeli parantez olacak. 3 virgül sonsuz aralığında. Şimdi işlemlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu soruyu daha sonra test fonksiyon kısmına geldiğimiz zaman yapalım. Şimdilik f 4x artı 3 kısmı değil de g 3x yapmak istiyorum. G 3x de parantez içinde x değil de 3x yazmamız isteniyor. Eşitliğin sağında da x gördüğümüz yere 3x yazıyoruz. 3x artı 4 buluyoruz. Şu kısmı dediğim gibi daha sonra tekrar çözeceğiz. Çıkmış sorumuza bakalım fx verilmiş gx verilmiş f2x gx artı 1'dir diyor. Burada bakın x e yazıyor burada 2x demek ki şurada x gördüğüm yere ben 2x yazmak istiyorum. f2x eşittir 2x çarpı 2x eksi 2 bölü 2. Yani burası şuradaki 2'ler sadeleşebilir. x çarpı 2 parantezine alalım en yakışıklı haline getirelim böyle kalsın. Sonra gx artı 1 diyor. Burada parantez içinde x değil de x artı 1 yazmamız gerekiyor. gx artı 1 eşittir. x'leri siliyorum. x artı 1 yazıyorum. x artı 1 eksi 1 buradan devam ediyorum. x artı 1 eksi 2 bölü 3. Bunu da yine düzeltirsek x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 bölü 3 bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi oradan devam edelim. x çarpı 2 çarpı x eksi 1 eşittir. x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 bölü 3. 3 ile içler dışlar yaparsak 6 çarpı x çarpı x eksi 1 eşittir. x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1. Burada x ve x artı 1'leri görüyorsunuz. x eksi 1'ler ortak. Ne yapalım? Bunları sağ tarafa atalım. x çarpı x eksi 1'ler burada olsun. Bir köşeli parantez diyelim. Geriye ne kaldı burada? x artı 1 kaldı. Sonrasında buradaki katsayımız nedir? 6'dır. Onu da sağ tarafa 6 olarak atıyorum. Burada hiçbir şey kalmadı. x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 eşittir 0. Demek ki bunlardan bir tanesi ya da herhangi biri 0. Bu 0 ya da x eksi 1 0 ya da x eksi 5 sıfırdır. Burada 5, 1 ve 0 değerleri geldi. Bunların hepsinin toplamı bizden istenen cevaptır. Cevabımız değişik. fx verilmiş. f 3x'i fx cinsinden diyor. Yani burada x gördüğüm yere 3x yazmam isteniyor. f 3x, 3 üzeri 3x artı 2. Şurada biz fx eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazalım. 3 üzeri x'i yalnız bırakırsak her iki tarafı 3 üzeri 2 ile sadeleştirelim. fx bölü 9. Bu şurada bir kenarda dursun. Sonrasında f3 x ile devam edelim. 3 üzeri 3 x çarpı 3 üzeri 2. Bu 3 üzeri 3 x'i şu şekilde açabiliriz. Çarpı 3 üzeri 2 ile 9 diyelim. 3 üzeri x yerine burada bir yıldız koymuştuk. Neydi? fx bölü 9 demiştik. fx bölü 9 üzeri 3 çarpı 9. Şu parantezi de kapatalım. Burada fx'in küpü f küp x diye yazalım. bölü 9 üzeri 3 açıyorum çarpı 9. 9'lar sadeleşti. Buradan en sade hali f küp x bölü 9 çarpı 9'dan bu şekilde gelecektir. Çıkmış sorumuz bu şekilde f verilmiş fx eksi 1'in f türünden yazın diyor. Şurada ben bir içler dışlar yapmak istiyorum. x çarpı f x artı 1 çarpı f x eşittir x. Burada x'i cinsinden yazmak istiyorum. x'leri bir tarafa atalım. x çarpı fx eksi x eşittir. Şu x'i bu tarafa attım. fx'i de sağ tarafa atmak istiyorum. Buradaki amacım şu x'ler ortak. Bunları x parantezinde yazmak istiyorum. x parantezinde fx eksi şunun katsayısı yok. Buraya bir 1 yazabiliriz. Eşittir eksi fx. Şimdi her iki tarafı x'in kat sayısına bölelim. fx eksi 1'e bölüyorum. Burada ne bulmuş oldum? Bunlar gitmiş oldu. X'i yalnız bırakmış oldum. Bu bizim için şu an en önemli buluş. Şimdi devam edelim. F x eksi 1'i alıyorum. F x eksi 1 x gördüğümüz yere x eksi 1 yazmamız demektir. Burada x gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak x eksi 1 bölü falan filan diyorum. Düzenliyorum. x eksi 1 bölü x çıkıyor. Burada devam edersek x gördüğümüz yere şu yıldızı yazalım. Eksi fx bölü fx eksi 1. Sonrasında eksi 1 bölü eksi fx bölü fx eksi 1. Burada payda eşitlerseniz eksi fx. Şu e, şurada parantezimiz var. Paydamız 1 var arkadaşlar. fx eksi 1 ile çarparsanız eksi fx artı 1 bölü eksi fx bölü. Bu arada şu paydayı yazmak istemiyorum. Şu paydayla şu paydayı birazdan götüreceğim. Tekrar yazmayalım arkadaşlar. Ne olabilir buradan yukarısı? Eksi 2 fx artı 1 olarak kalır. Aşağısı da eksi fx'tir. Şıklarda yok. Pay ve paydayı eksi ile çarpalım. Şurayı artı yapıyorum. Bunu eksi yapıyorum. Yukarıyı eksiyle ile çarptım yani. Aşağıyı da eksi ile çarparsam 6 yapar. Böyle bir ifade var mı bakıyorum. Evet cevabımız E şıkkı. F2 eşittir 4. Fx artı 1 eşittir 2Fx demiş. Burada bize F5'i istiyor. Şimdi burada x gördüğümüz yere 2 yazarsak f3 eşittir 2 çarpı f2 yani 2 çarpı 4'ten 8 gelir. f3 8 ise x gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman şurada f4 eşittir 2 çarpı f3'ten f3'ümüz 8'di 16 gelecektir. Sonrasında x yerine 4 yazarsak şu fonksiyonda arkadaşlar burada f5 eşittir 2 çarpı f4 olacaktır. F4'ümüz 16 bulunmuştu. 2 çarpı 16'dan f5 eşittir 32'dir. Yine bir çıkmış sorumuz var. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonumuz var. Her n için şöyle bir eşitlik denklem sistemi verilmiştir. F4 5 ise f11'i bulun. Burada ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Alttakinden üsttekini çıkaralım. F n artı 3'ten F n artı 2'yi çıkardığımız zaman bakın şu F n artı 6'dan F artı 4'ü çıkarıyorum. Aradaki fark 6 eksi 4'ten 2'dir. F 4'ü bildiğimiz için şimdi biz burada şöyle başlayalım. Buraya 2 yazsak arkadaşlar F 5 eksi F 4 eşittir 2 gelir. 3 yazsak x'e n yerine f6 eksi f5 eşittir 2 olacak şekilde devam eder. Benim için f11 gerekli. F11 olması için buraya 8 yazdığımız zaman f11 eksi f10 eşittir 2 olacak şekilde nokta nokta bunlar devam eder. Şimdi bunların hepsini alt alta topladığım zaman f5'ler birbirini götürecek, f6'lar gidecek, f7'ler gidecek. Hepsi gidecek arkadaşlar sadece f11 ile Şuradaki F4'ümüz kalacak. Eksi F4. Eşittir 2 diyemiyorum. Çünkü f 5'ten f 11'e kadar burada sayın 5'ten 11'e kadar kaç sayı var? 7. 7 tane 2 var. Şuraya 2 çarpı 7 diyorum. F4'ümüz 5'ti. F11 eksi 5 eşittir 14. F11'i arıyoruz. 14 artı 5'ten cevabımız 19'dur diyoruz. Bir fonksiyonumuz var. Periyodu 8'dir. Periyodu 8 ne demek? Yani F1 3 ise arkadaşlar bu tabloyu uzattığımız zaman F9 tekrar yine 3 yapacaktır. F2 5 ise 8 e ekle F10 yine 5 olacaktır. Bu periyodik hareket bu şekilde anlayabiliriz. F244 diyor. Biz bu 244 değil de bunu 8'e bölelim. 3 kere 8 24 240 kalanımız 4'tür. Yani F244 ile F4 aynı şeydir. Bakın F4 için burada 4'e geliyorum kaça karşılık geliyor? 1'e. Yani F4 eşittir 1. Dolayısıyla F244 de yine 1'dir. Fx eşittir. Fx artı 3 ise burada her 3 sayıda bir artsa da azalsa da fark etmiyor. Yani bizim için buradaki 3 periyodumuzdur. Az önceki sorudaki gibi periyodik bir fonksiyonumuz var. Yani 6'yı 3'e bölseniz arkadaşlar ya da 6'dan 3 çıkarsanız F3. Sonrasında 7'den 3 çıkarsanız ya da 7'yi 3'e bölseniz Burada 6, 1. Kalan 1 olduğu için F1'i bulmamız gerekiyor. 8'i 3'e bölseniz 2 kere var. 6, 2. Yani F8 yerine F2'yi de bulabilirsiniz. F3 arkadaşlar burada önemli olan X'in hangi aralıkta olduğunu bulmamız kullanmamız da gerekiyor yani. F3 için mesela şu fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. F3 eşittir. 2 kere 3 6 artı 1'den 7'dir. F1'i bulmamız gerekiyorsa yine aynı fonksiyonda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 2 kere 1 2 artı 1'den 3 yapar. Yine F2'miz 2 kere 2 4. 1 ekliyoruz 5 yapıyor. Sonuçta 7, 3 ve 5'in bizden toplamını istiyor. Cevabımız 15'tir. Fx artı y eşittir. Fx çarpı fy şeklinde bir eşitlik verilmiş. F2 3 ise F6 kaçtır? Öncelikle x ve y birbirinden farklı olmak zorunda değil. x'e ve y'ye 2 yazalım. f2 artı 2 eşittir. f2 çarpı f2'dir. Yani f4 eşittir. f2 çarpı f2'den f4'ümüzü 9 buluruz. f4 9 ise bizim amacımız f6'yı bulmak. x'e 4, y'ye 2 yazalım. f4 artı 2'ye eşittir. F4 çarpı F2 olacaktır. Yukarıdaki eşitliğe göre. Burada F6 eşittir. Şu değerimiz 9'du. F2'mizi de zaten 3 vermişti. Buradan 9 kere 3'ten F6 eşittir. 27'dir. Fonksiyonlarda 4 işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi ifadelerdir. Burada dikkat etmemiz gereken noktaya bakalım. F kümesinde tanım kümemizi A, G'de B olduğunu görüyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapacağımız zaman F artı G ya da F eksi G'de tanım kümemiz A ve B'deki ortak elemanlar olacağı için A kesişim B olacak şekilde kullanılacak. Bunlara dikkat edelim. Ancak bir fonksiyonu C gibi sabit bir sayı ile çarpıyorsak o zaman ne yapıyoruz? Tanım kümesini kesişim falan yapmıyoruz. Sabit olacak şekilde yazıyoruz. Sonrasında F artı G F artı G şeklinde açılır. F çarpı G F çarpı G'dir. F bölü G, F bölü G olacak şekilde ayrı ayrı yazılabilir. Son olarak C çarpı F X, C sabit olacağı için dışarıya aynen yazarız. Mesela burada F kümesinde tanım kümemiz ilk eleman yani x'lerimiz 3, 5, 6, 8. F, 3, 5, 6, 8 tanım kümesini hangi görüntüye götürmüş? 2, 1, 3 ve 4. Bu virgülün sağında arkadaşlar. Nelerimiz var? Görüntülerimiz var. 2 1 3 ve 4 olacak şekilde. G kümesindeki tanım kümemiz ilk elemanımız 3 5 7 9. Bunu da yazalım. 3 5 7 ve 9 diyorum. Sonrasında görüntülerimiz 4 2 4 ve 3. Yani 2 3 ve 4. Şimdi biz F ve G'yi toplamamız için ne demiştik? Tanım kümelerindeki ortak elemanları kullanacağız. Yani şu ikisinde Neler ortaksa bunları kullanabiliriz. Yani buradaki bizim tanım kümemiz 3 ve 5'tir. Peki F artı G3'ü yazmamız gerekiyor. F artı G3 neydi? Kural gereği F3 artı G3. Peki F artı G5 nedir? Yine F5 artı G5'tir. Bunları biz biliyor muyuz kaç eşit olduğunu? Evet. Mesela F3 burada 2'ye karşılık gelmiş. F3 2. G3 burada 4'e gitmiş. G3 eşittir 4. Eşittir buradan 6. Peki F artı G5. 5 için bakarsanız şuraya. F5 1'dir. G5 de 2'dir. Toplamı 3'tür. Bize bu fonksiyonun eşidi demiş. Bunu biraz daha güzel yazalım. Bu fonksiyon bakın 3 için 6'ya gitti. Alttaki 5 için 3'e gitti. Yani F artı G fonksiyonumuz. Şöyle yazalım. 3'e 6 ve 5'e 3 sonuçlarını ikililerini bulduğumuz için bu şekilde yazabiliriz. İfadelerin sonuçlarını bulun demiş. F ve G'yi vermiş. F çarpı G1. Nedir bu? F1 çarpı G1. Yani F fonksiyonunda X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi eksi 1. G fonksiyonunda yine X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 kere 1 artı 3. Burası da 0 çarpı 5'ten 0 gelir. Şimdi burada iki tane daha şıkkımız var. Bu A şıkkı olsun. B ve C'ye bakacağız. F bölü G2. Bunu şuraya yazalım. F bölü G2 demek F2 bölü G2'dir. Yani yine ortak olacak şekilde şunları kullanmamızı istemiş soruda. F2 bölü G2. Şöyle mavi alalım. F2 2'nin karesi eksi 2'dir. G2'de şurada yine x gördüğüm yere 2 yazıyorum düzenlerseniz burası 2 aşağısı da 7 gelir. Peki C şıkkında neyi sormuş? Bir de ona gidip gelelim. Bakalım. 2F eksi G artı 3. Şöyle yazalım. 2F artı G artı 3. 3. Bu doğru mudur? Bir kontrol edelim. Bu artı değilmiş bu arada. Şurası eksi olacak. Şunu düzeltiyorum. Bu nasıl yazılır? 2 çarpı F3 diye yazılır. Eksi. G3. Buradaki sabitin bir anlamı yoktur. Onun sonuna arkadaşlar kaç olduğu önemli değil. 3 diye ekleyebilirsiniz. 2 çarpı F3. F3 burada. İsterseniz şurada yazalım. 3'ün karesi eksi 3'ten 6 gelir. Buraya 6 diyelim. g 3ümüzde şurada yazalım. G3 eşittir. 2 çarpı 3 artı 3'ten 9'dur. Yerine yerleştirdiğimiz zaman bakın 12 eksi 9 artı 3 Oradan da 6 gelir. Çıkmış sorumuzda ne demiş? F ve G fonksiyonlarımız var. F4 ile G4'ü çarpın. Şimdi ben burada yukarıda X gördüğüm yere 4 yazsam bakın ne çıkar? F artı G4 yani F4 artı G4 olarak yazılabilir. O da 4'ün karesidir. E sonrasında aşağıda F4 eksi G4'ü bulsak güzel olurdu. Burada X yerine 4 değil de 2X'e 4 diyelim. Burada X yerine 2 yazdığımız zaman f eksi g4 ya da f4 eksi g4 eşittir 2. Bunları alt alta toplarsak g'ler gider. 2 tane f4 eşittir. Şu 16 ile 2'yi topluyorum. 18. Demek ki f4 eşittir 9'dur. Peki f4 9 şurada mesela f4 yerine 9 yazarsak 9 artı g4 16'dan g4 eşittir kaç gelir? 7 gelir. Bizden sorunun istediği F4 çarpı G4 yani 9 çarpı 7'yi sormuş. O da E şıkkıdır. Fonksiyon çeşitlerimiz var. Mesela bir tanesi birebir fonksiyon. Adı üzerinde birebir her bir eleman A kümesindeki her bir eleman B kümesinde farklı elemanlarla eşleşecek. Mesela 1'e 2 A'ya B gibi. Peki bir grafiği incelediğimiz zaman birebir olup olmadığını nasıl anlarız? fonksiyon verilmemiş grafik çizilmiş. Burada arkadaşlar x eksenine paralel doğrular çiziyoruz. Bu doğrular grafiği en çok bir noktada kesmesi gerekiyor ki birebir olsun. Mesela bakın x eksenine paralel çiziyorum. Şuradan çizdiğim zaman bakın iki noktada kesmiş. Bu birebir değildir. Bu gitti. Şöyle yaptığımız zaman bakın bir iki farklı noktada kesti. Bu da birebir değildir. Burada mesela şuradan kestim. Tek bir A noktasında gitti. Buraya bakıyorum. Tek bir B noktasında kesti. Bu ise arkadaşlar birebir bir fonksiyondur. Mesela şurada e, ikinci için bakalım. Şurası eksi 1 olsun. Burası artı 2 olsun mesela. Şuraya da atıyorum. Eksi 5 olsun. Burada nasıl değerlendiriyoruz? F eksi 1 eşittir. Eksi 5 olmuş. F 2 eşittir. Eksi 5 olmuş. Yani bunu V şemasıyla gösterirsek her iki elemanın da tek bir değere gittiğini görüyoruz. Bu fonksiyon olmayı bozmaz. Sıkıntı değil. Ancak birebirliği bozmuş. Yani ikisi de farklı elemanlara gitmesi gerekiyor ki birebir fonksiyon diyebilelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı 3 tane fonksiyonumuz var. Hangileri birebirdir? Şimdi ben üçüncüden başlamak istiyorum. H1 eşittir. Mutlak değer 1'den 1'dir. H-1 eşittir. Yine 1'dir. Bakın neydi? farklı elemanlar için farklı sonuçlara gitmesi gerekiyordu. Demek ki bu birebir bir fonksiyon değildir diyelim. Birebir değil. Yine ikinci ifadeye baktığımız zaman x'e 1 verdiğimiz zaman 1'in karesi artı 2'den 3 yapıyor. x'e eksi 1 verdiğimiz zaman yine eksi 1'in karesi artı 2 3 yapıyor. Aynen h fonksiyonunda olduğu gibi g fonksiyonu da birebir değil. İkisi de birebir değildir. Ancak birinciye baktığımız zaman x gibi bir reel sayının iki katının bir eksiği her seferinde farklı bir reel sayıya karşılık gelecektir. Bu da bizim için ne demektir? Birebir bir fonksiyon olduğu anlamına gelir. A kümemiz arkadaşlar tanım kümemiz. B kümemiz değer kümemiz dedik. A kümesinde m tane B kümesinde n tane eleman varsa A'dan B'ye tanımlanacak bir F fonksiyonunda birebir kaç tane fonksiyon var derseniz bu bizim için permütasyona gerektirir. N'in emli fonksiyonu permütasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bakın burada 3 eleman var. Burada 4 eleman var. Kaç tanesi bire birdir diyor. P 4'ün üçlüsü. Neydi? 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel. 4 faktöriyel de hatırlayalım. 4'ten 1'e kadar olan sayılardı. aşağısı 1 faktöriyel. Sadeleştirirsek burada bizim elimizde 24 tane birebir fonksiyon vardır. Burada eşleşme yapılmış. F A2 B4'e gidecek demiş. Ve birebir fonksiyonları yazmaya devam ediyoruz. Kaç tane yazabiliriz? A2'yi kullandıysak B4'ü de kullandıysak artık bunlar bir daha kesinlikle eşleşemiyorlar. A kümesinde A1 ve A3 gibi iki tane terim varken burada 1, 2, 3, 4 tane farklı eleman görüyoruz. Yani az önceki kuraldan P 4'ün ikili permütasyonu diyoruz. Buradan 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel. Yani 4 faktöriyel 4 3 2 1 demiştim. Burası 2 olduğu için 2 faktöriyel 2 çarpı 1. Sadeleştiriyorum. Bu şekilde birebir 12 tane farklı birebir fonksiyon yazılabilir. Çıkmış sorumuzda A kümemiz burada arkadaşlar 1'den 6'ya kadar verilmiş. Fonksiyon A'dan A'ya tanımlanmış. Buraya da dikkat edelim bire bire olduğundan bahsediyor. Sonrasında F1, F2, F3, F4'ün alabileceği en büyük değer. Burada her birine 6 6 6 diyemiyorum çünkü birebirliği bozuyor. Yani en çok deseydi toplamları 6 5 4 ve 3'ü alırdık. 6 5 4 3. Yani toplamları ne olurdu? 18. Peki en küçük dediği zaman ne olur? Buradaki en küçük 4 terim alıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 4 yani 10. Biz de bunların arasındaki farkı sorduğu için 18 eksi 10'dan farkımız 8'dir. Örtem fonksiyonda arkadaşlar değer kümesinde açıkta hiçbir eleman kalmaması gerekiyor. Açıkta hiçbir eleman kalmıyorsa bu örten bir fonksiyondur. Şimdi f fonksiyonu z'den z'ye tam sayılardan tam sayılara demiş. fx e eşittir x artı 1. Burada iki tane v şeması yapalım. Sonsuz tane eleman sığdıramayız. Burası Z, burası Z olacak. Tam sayılar eksili sayılar da olur. Biz şöyle yapalım. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Bir de eksili sayılarımız var. 0 verirsen 1'e gidiyor. 1 verirsen sonuç 2 yapıyor. 2 verirsen 3 yapıyor. Eksi 1 verirsen 0 yapıyor. Yani tüm terimleri burada değer kümesinde arkadaşlar kullanmış olacağız. Hiç boşta eleman kalmayacak. Yani bu bir örten bir fonksiyon olacak. İkinciye 5 şıkkına gelirsek g fonksiyonu n'den n'ye yani doğal sayılardan doğal sayılara. Şimdi az önceki gibi yapalım. Yine sıfırdan sonsuza kadar yazacağım. Burada n sıfırdan sonsuza kadar dedik. Ee, peki gx eşittir x artı 2. Sıfır verirsek 2 yapıyor. 1 verirsek 3 yapıyor. Bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. Boşta eleman var mı? Bakın. Buradaki kırmızıyla göstermiş olduğumuz 0 ve bir elemanlarımız boşta kaldığı için g fonksiyonumuza örten diyemiyoruz. Örten olmayan fonksiyon ya da örten değildir diyoruz. Son olarak c şıkkında h fonksiyonunu reel sayılardan reel sayılara demiş. hx eşittir x kare. Şimdi ben burada ne yapayım? Eksi 1 için bakın 1'e gidiyor. 0 Sıfır için 0'a gidiyor. 1 bir için 1'e gidiyor şeklinde söylüyorum. Buradaki reel sayılarda hep arkadaşlar tam kare olduğu için 0 sıfır ve 0'dan büyük sayılar buluyorum. Ancak reel sayıların içerisinde eksili sonsuz tane sayı var. Bu eksili sayıları asla kullanamıyorum. Dolayısıyla buradaki h fonksiyonu örten olmayan bir fonksiyondur diyebiliriz. Evet örten fonksiyonun tersi içine fonksiyondur. Yani a kümesi ve b kümesini çizdiğimizde b kümesinde boşta elemanlar kalıyorsa açıkta kalıyorsa bu fonksiyon artık örten değil içine bir fonksiyondur. Burada A'dan B'ye tanımlı fonksiyonumuz birebirdir. Birebirse arkadaşlar 1, 2, 3, 4 terimleri 4 tane terim 4 farklı elemana gidecektir. 4 farklı terime gidecektir. En azından 4 tane elemanımız olmak zorunda. Peki içine fonksiyon diyor. İçine fonksiyonsa arkadaşlar bu A kümesinde B kümesinde 4 terimde eşleştikten sonra boşta kalan terimler boşta kalan elemanlar olmalı. Yani en azından bir tane daha eleman olmalı ki 4 değil 5 eleman olsun içine bir fonksiyon olsun. n bir sayma sayısı SA ve SB elemanları sayısı verilmiştir. A'dan B'ye kümesinin birebir ve içine bakın 27. soruda olduğu gibi birebir içine bir fonksiyon olmasını istiyoruz. Demek ki buradaki görüntü kümemizde değer kümemizdeki eleman sayısı büyük olmalı 4n eksi 12'den. N'leri bu tarafa atarsak 12'yi de sağ tarafa sol tarafa falan atalım. 28 büyüktür 2n. 2 ile sadeleştiriyorum. N sayısı 14'ten küçük. 14'ten küçük. Ancak arkadaşlar buradaki SA'nın 4n eksi 12'nin 0'dan büyük olacağını söylüyoruz. Çünkü eleman sayısı eksi 1 ya da 0 olamaz. Buradan başka bir sınırlama geldi. N'miz 3'ten büyük n'miz 14'ten küçük sayılardır. Bunlar da birer sayma sayısı olduğuna göre 4'ten 13'e kadar olan sayılardır. Burada gördüğünüz gibi kaç tane? 9 tane farklı ne var? Birebir ve içine bir fonksiyon vardır. Fonksiyonlarda konu anlatım kısmı birinci bölümümüzde arkadaşlar bu şekilde. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.